Konuğumuz Doktor Bilgehan Baykal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstad, size birçok şey sorabiliriz. Biz uzun süredir bu programı yapıyoruz. Gelecek konuşuyoruz, yakın gelecek. 2030'lar, 40'lar, gündelik hayat aslında konuşmaya çalışıyoruz. Benim kafam bir konuda karıştı. Konuşa konuşa karıştı. Bu programda karıştı. Bu Endüstri 4.0. Evet. Geçen birkaç bölüm önce bir konuğumuz geldi. O reklam 4.0 dedi. Hı hı. Bir konuğumuz eğitim 4.0 dedi. Evde okumadığım bir kitabım var. Henüz başlamadım. Onun adı Mutluluk 2.0. Teknoloji 2.0 diye bir şey duydum. Nereden çıktı abi? Bunlar hiç böyle bir şey yoktu. 1.0, 2.0, 3.0. Böyle şey bir... maç sonuçları gibi. Bunu nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Her şeyin bir sıfırı var mı? Her şeyin bir sıfırı var ama her şeyin bir... Biz hiç demiyoruz mesela televizyon 2.0. Sinema 4.0. Hiç böyle bir şey bizde yok. En azından şimdilik yok, evet. Ama söylesem olur mu? Olur ha. Yani belki... Özel televizyonlar çıktığı zaman belki televizyon 2.0 denebilirdi. Mesela o bir milattı çünkü. Şimdi birçok sektörde bu, yani çağın ruhu biraz kategoriler üstünden... Dijital yayıncılık 3.0 olur mu? Yavaş yavaş. Online yavaş yayıncılık. Tabii mesela bu bir trend var. Doğru. 3.0. Olabilir. Olabilir. Güzel. Nedir bu? Bunu bir toparlayalım ya, bizim kafamız tabii karıştı. Şimdi çağın ruhu biraz ikonlardan, kategoriler üstünden tarif etmek. Yani reklamcılığın da sanıyorum ruhuna uygun. Ben kendi adıma çok doğru bulmuyorum. Mesela eğitim 4.0 biz konuşacak noktada değiliz daha, en azından Türkiye olarak. Reklam 4.0'da bilmiyorum ama şimdi hadise bu Endüstri 4.0 nereden çıktığı biraz isterseniz oradan başlayayım. Yani yaygın tabiriyle 1. Endüstri Devrimi 1776 civarı James Watt'ın buhar makinesini bulmasıyla başlar. Bunun arkasında aslında ciddi bir iktisadi gerçek vardır, rasyonel vardır. İşte sömürgelerden gelen gelirlerle tarımsal nüfus biraz şeye dönüyor. Kente göç etmeye başlıyor. Yavaş yavaş orada bir nüfus dönüşümü oluyor. Dolayısıyla teknoloji ilerliyor. Yani ve bir refah. Bir refah toplumu teknolojiye biraz şey yakıyor orada. Sermaye yakıyor. Herhangi bir teknolojik devrim sermaye hareketlerinden ya da toplumsal hareketlerden bağımsız değildir o anlamda. Dolayısıyla bu böyle 1840'lara kadar sürüyor. Daha sonra 1870 civarında aslında bizim ikinci endüstri devrimi dediğimiz, bazıları 1 ile 2 ile birleştiriyor bu arada ama ağırlık olarak mekanik ve elektrik devrimi. İşte Tesla, Edison, biraz bu araba... Yıl kaç dediniz? 1870 gibi başlar 1870. Araştırmalara göre. 1915'e kadar sürer. 1915'te malumunuz Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının ardından da çok ciddi, zaten hepimiz biliyoruz, iktisadi, sosyal gerekçeler var. 1915 ile 1945 arasındaki dönem zaten o iki büyük dünya savaşıyla geçtiği için o ara biraz daha hareketsiz geçiyor. Biz 3. Endüstri Devrimi'ni 1960'tan itibaren başlayan bilgisayarlaşma diye tarif ederiz. Aslında refah toplumunda doğdu. Özellikle Avrupa Birliği, Amerika'daki işte mutlu dönem. Bu aşağı yukarı 90'ların sonu 2000'lere kadar da sürer. Ta ki 2011'de bunun adı konur. 2011 Hannover Fuarı'nda 4. Endüstri Devrimi. Almanlar bunun adını işte Industry 4.0 diye koyar. Amerikalılar Smart Manufacturing derler. Çinliler de Made in China 2025 diye ifade ederler. Hmm. Herkesin farklı bir algılayışı var. Özellikle endüstri devrimi perspektifine baktığımız zaman. Dördü anladık da sıfırı da anlatalım. Niye sıfır? Başlangıcı ifade ediyor aslında. Sonra onun içinde küçük küçük fark fazlar oluyor çünkü. Işte. Ama hiç kullanılmadı bugüne kadar. 3.1 demedik. Demedik. 2.3 demedik. Demedik. Evet, genelde bir şablon oldu bu. İşte Japonlar biraz daha farklı bakıyor meseleye. Onlar böyle şey toplumsal diyor. Onlar toplum 5.0 diye bir açıdan bakıyorlar. Onların baktığı aslında daha ilginç. Şöyle ki onlar diyorlar ki milattan önce 200 binli yıllar civarından işte şeye kadar, herhalde İsa'dan önce 1200'e kadar avcı toplum vardır. Oradan 1770'lere kadar, yani bizim birinci endüstri devrim dediğimiz zamana kadar tarım toplumudur. Sonra birinci ile ikinci endüstri devrimini birleştiriyor onlar. Üçüncüsüne endüstriyel toplum diyorlar. Dördüncüsü yine bilgi toplumu. Şimdi gelinen aşamada beşinci toplumu da süper zeki toplum diye ifade ediyorlar. Bu da bir zaruretten kaynaklanıyor aslında. Çünkü Japonlar şunu görmüş. Medyan yaş 47. Baby boomerlar 2030 itibariyle 75 yaşa falan gelecekler.
Şey alamıyorlar, göç alamıyor Japonya. Böyle bir problem var. Social acceptance çok ciddi bir problem. İş gücü bulamıyorlar. Genç, üretken. Niye kimse gitmiyor oraya? Göç kabul etmiyor Japon toplumu kolay kolay. Şimdi biz şikayet ediyoruz. Hani ben çok da anlamıyorum. Bu kadar hani savaştan kaçan insanlar var. Suriyelilerden hani çok da kötü davranıyor. Onu da çok üzülerek görüyorum aslında ama öyle ya da böyle Türk toplumu göç kabul eden bir toplumuz evet, biz. Evet. Yani bu belli anlamlarda da avantajdır aslında. Hem çok kültürlük anlamında hem iş gücünün yenilenmesi. Hepimiz göçmeniz aslında. Evet. Aynen bir boyutuyla evet. Zaten en güldüğüm de oluyor yani Suriyelilere yönelik böyle hakaret amiz yaklaşanlara. Tarihle ilgili. Onlar yeni geldi diye eleştiriyoruz. Aynen. Bizimkiler de Girit'ten gelmişler. Şeyde mesela. Gangs of New York filmini izlemiş miydiniz? Oradaki savaş önce gelen İrlandalılarla sonra gelen İrlandalılar aslında. Bir şey yok. Dolayısıyla bu problemlerden dolayı bakıyorlar, iş iyiye gitmiyor. Bir yandan terör, bir yandan çevresel problemler ve benzeri diyorlar ki bizim tek başına firmaların ya da fabrikaların üretkenliğini arttırmamız yetmez. Zaten kalite çemberi, 6 sigma, kaizen, kanbanı da icat eder Japonlar. Diyorlar ki bizim farklı bir toplum tahayyülü ortaya koymamız lazım. Yani insanları salt tek başına müşteri değil kullanıcı nasıl yaparız mesela? Toplumsal refah ve toplumsal mutluluğu nasıl hep birlikte sağlarız diye düşünüyorlar. Şimdi bizim için bence bu çok önemli. Çünkü ben işte uçakta gelirken baktım. Şu an bizim sigortalı nüfusumuz 22,5 milyon Türkiye'de. Emekli nüfusumuz 12 milyon. İdeali 1'e 4'tür mesela. Şimdi mesela, yarısı şimdi, kadar şimdi emekli. Yarısı. Şimdi bizim normalde 48 milyon civarında sigortalı çalışanımız olması lazım. Artı yaşam uzuyor. Artı yaşam uzuyor. Eyvah. Şimdi yani SGK batar. SGK batar. Yani SGK meselesi var. Yani bir emeklilik meselesi evet, var. Çok yaşlar... zor durumda bence. Aynen öyle. Şimdi Japonlar bunları görüyorlar. Yani tek başına bir fabrikanın üretkenliğini arttırmak yetmez. Toplumun mutluluğunu ve refahını nasıl sağlayacağız? Emeklisiyle, genciyle, her boyutuyla. Bu yüzden diyorlar ki biz 5 tane duvarı yıkmamız lazım. Bakanlıkları, bakanlık yapılandırmasını, adalet yapılandırmasını, HR yani insan kaynakları yaklaşımını, social acceptance dediğimiz sosyal kabulü ve teknolojik yaklaşım. Bu beşini birden şekillendirmemiz lazım diyorlar. Ve şu an yıllık sanıyorum gayri safi milli hasılalarının %1'ini bu işe koyuyorlar. Büyük bir rakam. 5 trilyon dolar gayri safi milli hasıladan düşünürseniz yani çok ciddi bir rakam. Evet. 50 milyar dolar gibi paraya geliyor yanılmıyorsam. Müthiş bir rakam yani bütün bu dönüşüme kendilerini adıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz neden biliyorsunuz bunları? Şimdi ben PTC isimli Amerikalı bir firmanın yeni itibarladığı Türkiye, Yunanistan, Orta Doğu, Afrika, Pakistan'a kadar tüm bölgeden sorumlu genel müdürüm. Böyle 70 tane 70 ülke. 70 ülkeden sorumlusunuz. Bayağı büyük bir coğrafya. Allah kolaylık versin. 70 ülkeyle uğraşılır mı abi ya? Sağ olun. Biraz zor. Bakacağız. Ne güzel ama bir Türk'ün böyle bu kariyerde olması da sevindirici bir şey. Sağ olun. Çok tabii. Teşekkür ediyorum. Biz karmaşık mühendislik problemleriyle ilgilenen bir firmayız. Bizim işimiz dünyadaki özellikle mühendislik alanında, özellikle imalat sanayinde zor mühendislik problemleri, işte Endüstri 4.0 çözümleri, yapay zeka, robotların yönetimi. Siz firmaları gibi. Dijitalleştiriyor musunuz? Evet. Ben evet. Öyle anlasam doğru. Olur değil mi? Doğru. O zaman size şöyle bir soru sorayım. Tabii. Biz ne kadar dijitaliz Türkiye olarak? Dünyanın neresinde? Kaçıncı oluruz biz dijitalde? Bugün şimdi... 2018 itibariyle ilk 20'ye girer miyiz dünyada? Yok, girmeyiz. Şöyle ben veri olmadan konuşamıyorum yani akademik itibarla da. İki tane TÜSİAD'ın yaptığı iyi çalışma var Boston Consulting Group'la beraber. Onlardan bir tanesinde şunu söylüyor. Türk şirketlerinin dijitalleşme, imalat sanayindeki şirketlerin dijitalleşmeye hareket etme oranı 44, 100 üzerinden 44 civarı. Almanya 82 mesela. Şimdi oradan bakarsanız bir böyle bir endeks verebilirim size. Bir de bizim yine AKATEK diye Almanya'da bir akademik kurumla beraber hazırladığımız bir IoT yetkinlik endeksi diye bir endeks vardır. Oradan bakınca bu çalışmaları da biraz böyle işte matematiksel biraz modellemeye çalışınca işte Almanya'yı 3.2 gibi görüyoruz. Türkiye bence 2.4 civarlarında. Yani TÜSİAD'ın raporunun üzerinden türettiğim bir de son işte 3-4 senedir 300'e yakın fabrika gezdim. Oradaki izlenimlerimle de birleştirdiğim zaman. Bizde KOBİ'lerde mi sorun var Almanya ile karşılaştırıldı? KOBİ'lerimizdeki dijitalleşme nasıl? KOBİ'lerde işte o 44'e 100 dedim ya 100'e 44 KOBİ'lerde 33 civarı. Büyük şirketlerde 50.
Büyük şirketler biraz daha iyi. O zaman şöyle, bizim 5 dakikamız kalmış. Tamam. Siz bu 5 dakikayı nasıl değerlendirmek istersiniz? Biraz, burası biraz geleceğe hazırlık kursu gibi. Evet. Biz gelecekte daha az şaşırmak istiyoruz. Ya bir anda gelmesin bu gelecek. Hı hı. Ne anlatırsınız bizi izleyenlere yani 5 dakikada? Tabii şunu anlatmak isterim. Şimdi dünyadaki istihdamda ciddi bir dönüşüm olacak. Türkiye'nin buna fark etmesi ve bunu konuşuyor olması lazım. Basitçe söylemek gerekirse Amerika'da 1.2 milyon avukat var. Tahminen 10 yıl içinde bunun 120 bini kaybolacak. Yapay zeka bunu alacak. Belli meslekler yok olacak. Şimdi Türkiye'de mesela biz doğru şeyleri tartışmamız lazım. 100 bin taksici, 300 bin emlakçı, 100 bin avukat var mesela bizde. Bazı meslek gruplarından örnek vereyim. Şimdi biz taksi, Uber ve benzeri şeyleri tartışıyoruz ama yani zaten otonom taksi ve olmayan araçlar geliyor. Tabii. Şimdi biz bu istihdamı ne yapacağız? Buradaki insanlar ne olacak? Buradaki insanların yavaş yavaş mavi yakanın gri yakaya, gri yakanın beyaz yakaya dönüşme gibi bir dönüşümü konuşmamız lazım. Peki Amerika'daki kamyon şoförleri ne olacak? Amerika'da kamyon şoförlerinin işi zor. Amerika'da ben size şöyle söyleyeyim. Girmek Harvard'a girmekten daha zor şu an. 1 milyon iş açtı, 60 bin iş açtı, iş ilan çıktı, 1 milyon başvuru geldi. Hı. Niteliksiz iş gücü için iş çok zor. Bir, bunu söyleyebilirim. İkincisi, ben makine mühendisiyim, lisans eğitimi makine mühendisi üzerine yaptım. Salt lisans eğitimini bitirmenin artık hiçbir faydası yok. Evet. Üzerine yüksek lisans ve doktora yapmıyorsanız artık kaybolur. Onun yerine nitelikli bir usta olmak, gri yaka olmak şu an çok daha mesela yani ön planda. Beceriler daha önemli. Beceri ön plana çıkıyor. Task dediğimiz görevler ön plana çıkıyor işten ziyade. Dolayısıyla bu boyutunu bütün eğitim süresince de şey yapmamız, değerlendirmemiz lazım. Yani analitik yeteneklerin, veri biliminin. Mesela biz üniversiteye girdiğimiz zaman biz türev integral okurduk lisede. Çocuğunuz var mı? Var. Peki onun için nasıl bir gelecek tasarlıyorsunuz? Çocuğun küçük olduğunu varsayıyorum. 16 yaşında, ya 16'ya girdi. Nasıl yardım ediyorsunuz? Lise 1'e gidiyor şu an. Python dediğimiz bir yazılım dili öğrenmesini konusunda teşvik ediyorum. Mesela onunla ilgili bir kursa başladık. İşte WhatsApp grupları var. Okuldaki robotik kulübüne gitmesini teşvik ediyoruz. Dünya ile ilgili mesela, dünya nasıl işliyor bir kere anlatmaya çalışıyorum. Yani tek başına teknolojik değil ama ekonomik boyutuyla da. Dolayısıyla geleceğin nasıl geleceğine hazırlanmasını istiyorum aslında. Tabii yabancı dil kesinlikle şart. Bir dil, belki iki tane. Bir de onu aktarıyorum. Türkiye için ne diyorsunuz? Ya mesela endişeli misiniz, umutlu musunuz? 2030'lar, 40'ları düşündüğümüzde Türkiye'nin geleceğiyle, dijitalleşme ve 4.0 perspektifinde soruyorum. Ben Türkiye'de iyi bir mühendislik ve ustalık altyapısı olduğuna inanıyorum. Firmalarda da bu istek var. Her şeyi devletten beklememek lazım. Yani çok fazla devletin teşviklerine biraz insanlar evet, bekliyor. Belki de o teşviklere de şey yapmak lazım. Çünkü oraya vermedikleri para inşaatı yatırıyor bazen insanlar. Onu görüyoruz. Holding yöneticileri ve büyük patronların bu dijitalleşme işinden kaçmamaları gerekiyor. Biraz delege ediyorlar orta kademeye. Evet. Öğrenmelerinde fayda var. Çünkü gelecek orada gerçekten. Son bir dakikamız. Siz bir dakikada öyle bir şey söyleyin ki bizim hayatımız alt üst olsun. Nasıl dijitalleşecek bu ülke? Şöyle dijitalleşecek. Bizim bir sanayi hizmet belgemiz var. Yeni ekonomi programımız var. 2023 eğitim vizyon programımız var. Bütün bunları koordine edecek insan kaynakları politikasını devletin oluşturmasını beklerim. Eğer bunu yaparsak, ki Japonlar da bunu yapıyor. Diyorlar ki artık sadece insanlar yok, robotlar da bu nüfusun bir parçasıdır. Bunu yönetmeye yönelik bir insan kaynakları politikası üst seviyeden, insanı işin merkezine koyan ve bütün bu diğer unsurları, projeleri birleştiren bir program yapmasını hayal ederim devletten. Çok teşekkürler. İnşallah sesimiz duyulmuştur. Söylediklerimiz hayırlara vesile olsun. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim.